Arkadaşlar bir fotoğrafta belki renk dengelemeyi, parlaklık dengelemeyi düşünüyor olabiliriz. Ama bunun kadar önemli olan noktadan biri de renk doygunluğunu dengelemekten geçiyor. Çünkü bazı fotoğraflarda bazı alanlardaki renk doygunluğunun fazla oluşu gerçekten göz tırmalayıcı olabiliyor. Bunları görmek de müdahale etmek de oldukça zor. Yani bir taraftaki renk doygunluğunun fazla olmasını gösteren bir şey şu an Photoshop'ta yok. Ama buradaki panel sayesinde artık bu fotoğrafta aşırı doygun olan alanları çok basit bir şekilde görebileceğiz. Arkadaşlar Photoshop'ta saturasyon artırmak ya da azaltmak için en sık kullanılan yöntem hiç kuşkusuz ki Hue Saturation. Burada saturasyon artırma ya da azaltma yöntemini kullanabiliriz ve ilgili yeri boyadığımızda oranın renk doygunluğu artar ya da azalır. Fakat bu gördüğünüz gibi çok doğal çalışmıyor. Bunun yerine biz bu butona selective color yardımıyla bir saturasyon artırma, azaltma katmanları oluşturduk. Butona bastım ve klasörün içine girdim. Bakın burada saturasyon azalt ve artır diye iki katman var. İkisi de selective color'dan oluşturulmuş. Photoshop'ta en doğal renk doygunluğu artırma ve azaltma yöntemi Selective Color'la yapılan yöntemdir. O yüzden bu butonda da bu kullanıldı. Arkadaşlar Selective Color'la saturasyon artırma ya da azaltma işlemi yapmak evet buton sayesinde daha hızlı hale geliyor. Ama şu an hala eşsiz bir konumda değil. Ben istiyorum ki bu fotoğraf bana bir görsel yardımıyla ya da siyah beyazlık yardımıyla bana renk doygunluğunun yüksek olduğu yerleri beyazla temsil etsin. Renk doygunluğunun düşük olduğu yerleri de siyahla temsil etsin. Böylece ben aynen Dacan Burn'de olduğu gibi renk doygunluğunun neresinin fazla neresinin az olduğunu kolayca ayırt edebileyim. Çünkü fotoğrafa baktığımda fotoğrafta bir sürü unsur olduğu için renk doygunluğunun neresi fazla neresi az bunu kestiremiyorum. Sadece gözüme tırmalayıcı olarak görüyorum. Bunu ayırt etmek için her zamanki gibi bu butonun yanındaki ataç ikonuna tıklıyorum. Bakın ataç ikonuna tıkladığımda fotoğraf siyah beyaza döndü. Arkadaşlar bu kesinlikle bir fotoğrafın siyah beyaz hali değil. Sadece renk doygunluğunun neresinin fazla neresinin az olduğunu siyah ve beyaz renklerle gösterilmiş hali. Arkadaşlar buradaki beyaz renkli alanlar saturasyonun çok yoğun olduğunu siyah renkli alanlar da saturasyonun düşük olduğunu gösteriyor. Bir ciltte aşırı bir beyazlık varsa o alanda saturasyon çok yüksek demektir. Örneğin gözün bu bölgesinde ya da boynun bu bölgesinde cildin geri kalanına göre aşırı bir saturasyon yoğunluğu var. Cildin geneli gri iken burası daha beyaz olmuş. Böylece ben burayı saturasyonunu düşürmem gerektiğini bu haritaya bakarak anlayabiliyorum kolayca. Şimdi yapmam gereken şey maskeleri seçerek ilgili yerleri boyamak. Ben zaten saturasyon butonuna tıkladığımda ilgili fırça otomatik gelmişti. Flow değeri aynen da burn'de olduğu gibi %5 geliyor. Bu da gayet ideal. Şimdi şu boyun bölgesindeki ve göz bölgesindeki aşırı beyazla temsil edilen alanın fazla saturasyon anlamına geldiğini anlamıştım buranın geri kalan alanla uyuşması için renk doygunluğunu azaltmak istiyorum. O yüzden saturasyon azalt maskesine geldim ve burayı boyuyorum arkadaşlar. Bakın tek yapmanız gereken şey bu. Bu matematiksel olarak bu fotoğrafı doğrulamanız anlamına geliyor. Ciltteki aşırı saturasyonlu alanları matematiksel olarak görüp size harika fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. Çünkü bir fotoğrafı işlerken gözünüz çok kolay yorulabiliyor bu tarz eksiklikleri göremeyebiliyorsunuz. Sonra bir iki gün sonra baktığınızda fotoğrafta ne yaptım ben diye biliyorsunuz. O yüzden böyle yardımcı layer'larla çalışmak her zaman bizim işimizi garantiye alacaktır. Fotoğrafa uzaktan baktığında bakın şuralarda aşırı beyazlıklar var. Bu parlaklık anlamına gelmiyor. O alanların saturasyonunun çok fazla olduğu anlamına geliyor. Ben de özellikle şu göz bölgesindeki alanları satürasyonunu şu boyun bölgesindeki alanların satürasyonunu düşürdüm. Bakın layer açıp kapattığını görüyor musunuz? Az önce bu şekilde aşırı parlaktı. Eşittir karşılığı yani satürasyonu aşırı yüksekti. Ben o bölgeleri hedefleyerek satürasyonunu düşürdüm. Bakın şu an daha dengeli gözüküyor. Fotoğrafa uzaktan bakıyorum. Bakın şu bölgelerde de aşırı satürasyon yoğunluğu var. Ve böylece renk doygunluğu da çok daha dengeli olan bir fotoğraf elde etmiş oluyorum. Ama böyle ince ince işte girip bakmıyorum. Yardım haritası sayesinde sadece saturasyonu yüksek olan alanları hedefliyorum. Yani bir hue saturasyon oluşturup e, onun saturasyonunu düşürmek arkadaşlar bir çözüm değil. Neden değil? Çünkü saturasyonu normal olan alanları da bozuyorsunuz. O zaman hedefli bir şekilde çalışmak lazım. Hedefli bir şekilde çalışmak için de yardımcı bir layer'a ihtiyaç lazım. O yüzden şu an bu eşsiz bir buton diyebilirim. Hem en doğal şekilde saturasyon artırma azaltma butonları var bu bir. İkincisi de eşsiz bir şekilde size saturasyon haritası oluşturuyor ve bu harita canlı. Yani ben burada arkadaşlar bir bölgenin saturasyonunu aşırı artırırsam o harita da değişiyor. Çünkü harita katmanı en üstte altta bir değişiklik yaparsam onları gözlemliyor ve bana buranın saturasyonunu aşırı artırdın diyor. Ben bunu gizledim. İşin bittiği için de siliyorum arkadaşlar. Şöyle uzaklaştım. Açıp kapattığımda bakın saç bölgesindeki şuralardaki aşırı yoğunluğun nasıl azaldığını görüyorum. Şurayı unutmuşum. Buradan flow değerimi düşürüyorum. Örneğin 7 8 gibi bir şey yaptım. Şuranın da saturasyonunu düşürdüm. Bakın şurayı da düzeltiyorum. Fotoğrafa yaklaşıyorum arkadaşlar. Bakın şu göz tırmalayan şu bölgedeki bu bölgedeki şu bölgedeki yoğunluğun nasıl doğal bir şekilde azaldığını görüyorsunuz. Gerçekten bu fotoğraflarınızı bir üst lige çıkartacak bir hile ve çok kolay bir hile. Yani bir alanın sanki parlaklığını değiştiriyormuşsunuz gibi aynı mantıkla saturasyonunu artırıp azaltıyorsunuz ve size matematiksel bir şekilde bunu gösteren bir harita yardımıyla Gözünüz ne kadar yorulmuşsa bile her zaman en doğru fotoğrafı almanızı sağlayacak. Çünkü günde bazen işte bir albüm düzenlerken ya da bir iş üstünde çalışırken onlarca fotoğraf düzenleyebiliyoruz ve gözümüz körleşebiliyor. Bu onun önüne geçen çok çok önemli bir ayrıntı ve fotoğraflarınızı gerçekten çok daha kaliteli, çok daha iyi bir yere taşıyacak önemli bir buton.